Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tolgan ve işte karşınızda yepyeni çiçeği burnunda oyun modumuz ARSR. ARSR'nin açılımı All Random Summoner's Rift, Türkçesi de herkes 5 kişi halay çekiyor değil. 5v5 aram modunun, yani daha doğrusu aramdaki şampiyon seçim yönteminin Summoner's Rift üzerinde uygulanmış versiyonu. ...5 dakika ceza varmış. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Her şey sizin için. Oyundan bile çıkarım lan sizin için. Sezon 1 ve civarlarında aram modu diye bir modumuz yoktu. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir map yoktu. Ve insanlar özel oyun kurardı. Bütün herkesin seçiminin rastgele olmasının ayarını yapardı ve özel oyunda 5v5 Summoner's Rift üzerinden herkes mid'e gelecek ve geri dönüş yok falan, herkesin oyuncuların koyduğu kurallarla, isterse oyuncular uymuyordu tabii bu kurallara, oyuncuların koyduğu kurallarla oyun oynanırdı. Onun böyle bir nostalji olmuş. Sonrasında aram getirildi tabii bu kuralların oyun tarafından dayatılarak uygulandığı ve daha eğlenceli bir aram olmuştu. Şimdi ARSR All Random Summoner's Rift Sirdar Vadisi'nde herkes rastgele seçim yapıyor. Ben de bugün bu oyun modunda bir el oynuyor olacağım. Bakalım ne gelecek şansımıza. Bu arada 8 dakikalık ortalama bekleme süresi kalp ben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bulmuyor. Oyun bulmuyor. 8 dakika oldu. Halen bekliyorum. Bakalım. Göreceğiz. Dakika oldu. 14.48, 14.49. 15 dakikadır yaklaşık olarak bekliyoruz. Beklemeye devam arkadaşlar. Evet, sonunda maç buldu. Basıyoruz. Bastım. Haydi bakalım. Vallahi sesi kapatmıştım. Arkadaki müzik kanser etti 15 dakika içinde. Jax geldi. Fena değil. Biz ya şu olaya odaklanmamız gerekiyor bence şu anda. Sistemde farklı bir değişiklik var mı aramdan diye. Aynı aramdaki şampiyon seçimi gibi duruyor. Hiçbir fark yok gibi duruyor. Ben Jax'i oynamak istemiyorum. Değiştirelim. Jarvan daha güzel bir seçim. Full AD falan kasabiliriz. Onun dışında ben bir tane daha basayım hadi ya. Bas. O. Ha, aynısı geldi sandım. Oo, Swain geldi. Güzel abi. Değişiklik olur. Kim Leblanc isteyen var mı diyor. Yok babacım, Leblanc almayayım çünkü 250 ping de Leblanc adamı çıldırtır. Swain oynayalım. Şuradan AP diyeceğiz. Burada şunlar falan. Tamam, ben bunları ayarlayayım. Bir de yani herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Boost basalım bu arada. Bir... Evet, bir daha oldu yeniden. Zarlarım geri gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. İyi, onlar da geri geliyor. Mis, tertemiz. Çaço oynanabilir. Bir tane boost basalım. Boost'ta farklılık var mı? Onu merak ediyorum. 200 IP kazandırıyor. Bonustan oyunu. Oynadıktan sonra, oyun bittikten sonrasında. Loch Ness çokat verdi. Azir oynamak istemiyorum. Çokat güzel. Ben çokatımla mutluyum kardeşim. VTF yazdı. Niye VTF? Lan herkes çaço istiyor benden ya. Şöyle bas, şunları yapıştır. Tamam ya, bunları ayarlarım ben. Herhangi bir farklılık var mı diye bakıyorum aramdan başka. Yok gibi duruyor. Yani. Aynen. Aram moduyla aynı. 20 dakika bunu beklemişiz. Dur bakalım ya, bekledim daha doğrusu. Ben bekledim, sizin için birkaç saniyeden ibaretti o 20 dakika. Bundan sonrasında oyuna yardıracağız. Evet abicim, gördüğünüz üzere şampiyon seçimi tam olarak aramla aynı mekaniklere sahip. Herhangi bir farklılık, bir değişiklik bulunmuyor. Oyuna girdik. Oyunda karşımdaki adamı bir ilk başta kestim. First blood aldım. Ondan sonra yukarıdaki adamlara bir baskın attım. Oradan da bir skor falan çıktı. Böyle değişik bir çaço oyunu oluyor benim için de. İsterseniz videoyu burada sonlandıralım. Çünkü çok özel bir şey yok. Hani 200 pingde bir gameplay oyunu izlemek de çok bence eğlenceli ve cazip olmasa gerek diye düşünüyorum. Şey yapalım. Videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Oyun moduyla alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Bana soracak olursanız hani nasıl diyeyim? Çok da
çok da süper olmamış. Hani neden? Dur bir şunu bir daha kesebilirsek. Bu adam önce bir AFK bırakma kararı aldı, sonradan geri geldi ilk skoru aldığımda. Minyonlar gelmeden kesmiştim çünkü. Yani oyunla bu oyun moduyla alakalı şey yok. Bir çok özel bir şey, yanı yok oyun modunun açıkçası. Sadece o eski günlerdeki all random şeysini, dediğim gibi bir çok eski oyuncuların böyle bir nostalji yapabileceği bir oyun modu olmuş. Yoksa ben rastgele şampiyonlarla oyun oynamak istesem gider aram oynarım. Yani bu modu oynamam açıkçası. Bana soracak olursanız. Tabii bu şu an o zaman bu oyun modunu beğenmiyorsan daha iyisini sen söyle, yapsana mı? Daha iyisini söylemek ne senin ne de benim görevim. Daha iyisini bulmak ve daha iyisini yapmak Riot'un görevi. Adamlar bu yüzden para kazanıyorlar. Ben beğenmedim. Daha iyisini yaparlar. İnşallah zamanı geldiğinde diyelim. Şu adamı bir posta daha kesebilir miyim ya? İlk vurduğum hasar anında E'sini atıyor adam. Anında. Beklemeden. Bunu ben bir posta daha keseyim. Ondan sonra isterseniz videoyu sonlandıralım. Ultim gelecek. Sıçra tutuştur, ıstırık yapacağım ve ölecek. İzleyin abi, rezalım. Bak, seviye atladım, adam onda bile kaçtı. Hadi eyvallah. Evet. Ya bu adam zaten muhtemelen şu anda AFK bırakacak. Bizim adamlar benim fizi ilk kestiğime baya... Ya ilk kestiğim şekil baya komikti. Karşıdaki adam GG yazdı başta. Bizimki güldü falan filan. Kardeşim ayakkabın var mı senin? Ayakkabın var. Bana atla. Dur bakayım. Buradan kaçtım muhtemelen. Aşağıdaki adamlar mı geliyor buraya? Aynen. Tamam hadi öldürün. Öldürün hadi. Keyiflenin. Bilmiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi 250 pingde, 200 pingde bir çok at gameplay ne çok çekici olmasa gerek. Oyun modu fena değil ama... Yani... Bir Ascension'dan daha güzel muhtemelen. Ascension farklı ama güzel değil. Bu şey var ya, zeratlı var ya ortada. Bana cazip gelmiyor yani. O bundan daha kötü. Sanırım en kötü oyun modu o. Dur bakayım. Ya benim için tabii ki. İyilik, kötülük, güzellik kişiseldir. Benim için en kötü oyun modu Ascension. İkinci sırayı da bu oyun modumuza veriyoruz. En kötü ikinci oyun modu ödülünü alıyor. ARSR All Random Summoner's Rift. Türkçe'de aram diye gelmişti değil mi? Herhangi bir, onu nasıl çevirecekler hiç bilmiyorum. Hani aram şeyinin açılışı da All Random All Mid aslında. Hani All Mid'in olayı da herkes mid gidiyor. Söylemiştim ya videonun başında. Oyuncular tarafından bir kural korunuyor. Herkes mid gidecek ve rastgele seçim olacak. İşte All Random All Mid'in de özelliği aslında buydu. Adının aram olmasının sebebi de o. O fiz bana dalarsa ben o fize dalarım. Adamın şeysi kaderi oldu ya. Kanka sen bana atıyorsan öldürme be. Tek atmasaydı iyiydi, kaçardım belki. Ya olay oydu. Bilmiyorum Türkçe'ye nasıl çevirirler. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Yeniden çok teşekkür ederiz sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.